Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizin konuğu milli basketbol takımımızın baş antrenörü Orhun Ene. Milli takımımızın Dünya Kupası elemelerinde ilk penceresi sonrasında koçla bir araya geldik. Bu karşılaşmaları konuşacağız. Hocam çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. İlk hedeften, ilk pencereden 2'de 1 ile ayrılıyoruz. Tabii buradan çok fazla da bizimle ilgili konuşacak detaylar da var tabii haliyle. İki karşılaşma, Belarus ve Büyük Britanya maçı. İlk olarak ilk karşılaşmayla başlayalım. Tabii bu sene geçen seneden farklı. Geçen sene bubble ortamında tek bir salonda oynanırken deplasmana gittiniz. Belarus deplasmanı ki o takımın, o oyuncuların oynadığı salonda o istikrarı devam ettirdikleri bir yer oldu onlar adına. Sizin için orada nasıl zorluklar vardı? Nasıl bahsedeceğiz bu pencereden? Şimdi tabii benim esasında bir sene oldu milli takımda başlayalı, antrenörlüğe başlayalı. Tekrardan Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki pencerelerden Dünya Kupası'ndaki eleme grubu pencerelerine geçiş yaptık. Yani bir süreçte çalışsak da milli takımda çok fazla beraber olma, oyuncuları toplama şansımız olmadığı için açıkçası her şeyin istediğimizi gibi kontrol altında olduğunu, her şeyi iyi yönettiğimizi söyleyemeyiz. İlk oynadığımız Beyaz Rusya maçını da çok iyi, yani saha içerisindeki o inişler, çıkışlar, kontrolü kaybettiğimiz anların olduğu, bir şekilde bir enerjiyle oyunun bir bölümünde rakibi yakaladığımız ama oyunun sonunu iyi oynamadığımız bir süreçti. Burası açıkçası istediğimiz gibi gitmedi. Burada işte oyuncularımızın da ritimsiz olması, dış atışlarda çok düşük yüzdeyle oynamamız, kolay atışları kaçırmamız. Şimdi o maçta yaklaşık 30 taneye yakın üçlük atış kullandık. Bunların tabii boş olanlar vardı. Ama işte oyunun kırılma anlarında da zorladığımız atışlar da oldu. Farklı bir kadroyla gidiyoruz her pencereye. Bence en büyük sıkıntılarımızdan biri o. Ve sonucu alma adına, kazanma adına çabuk reaksiyon veremiyoruz orada toparlanıp. Yani Beyaz Rusya takımını mazeret sunma adına büyütmek istemiyorum ama onların bu tip işte ülkelerin özellikle pencerelerde güçlü basketbol ülkelerine göre bizim de çok güçlü bir basketbol ülkesi olduğumuzu da iddia etmiyorum. Yani iyi herkesin geldiği zaman Avrupa'da sahaya çıkaracağımız veya işte dünya şampiyonlarındaki kadro iyi bir kadromuz var. Ama bizler kadar da çok iyi dünyada kadrolar var. Bir türlü bu kadroyla genelde bir araya gelemediğimiz için daha farklı isimlerle, daha farklı oyuncularla dönem dönem bir araya geliyorsunuz. Orada da oyuncuların anlık performansı, o günkü maç reaksiyonları önem kazanıyor. Bu rakibimiz bu anlamda şanslı. Onlar kulüp takımında da yaklaşık %80'i, %90'ı Minsk takımında da oynadığı için eğer siz seviyenizi onun üzerine çıkaramıyorsanız ki çıkarmanız gerekiyor. Yani basketbol bir seviyenin altında kaldığı zaman onlar o avantajı iyi kullanıyorlar, daha iyi organize oluyorlar. Onun için bu zorluğu orada yaşadık, kaybettik, onunla üzüldük. Çünkü telafisi zor bir maç o. Sonrasında o maçtan sonra işte bu İngiltere maçı için daha farklı iki kişinin katılmasıyla Melih ve Şeyh'in orada o maçtan daha farklı bir görüntü çizdik ama maçın genelinde şunu hissettik, işte oyuncularımız ritimsiz çünkü onlar da kolay değil. Euroleague'de süre alamıyorlar, Türkiye Ligi'ndeki maçlarda inişli çıkışlı süreçte kritik anlarda sorumluluk alamıyorlar. Onun için işte bazı oyuncularımız boş atışlar da bulsalar o maç ritminden uzak oldukları için o maçta çok düşük yüzdeyle atmamız karşı tarafı çok cesaretlendirdi tabii. Oyunun sonunda da bütün maçı ritimsiz arkadan kovalayarak geldiğimiz için enerjimizi kaybettik. Maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık.
Hocam dediğiniz gibi mesela orada kulüp takımında 8-9 oyuncu bir arada oynuyor. Bunun avantajını ister istemez yaşıyorlar. Belki de siz hani geçen seneden en iyi örneği şuradan verebilirsiniz. Şeyhan Akin, Burhan Tuncer ve Sertaç Şanlı'nın kulüplerindeki alışkanlıkları aslında milli takıma geldiklerinde beraber oynadıkları anlarda da sizin elinizi oldukça rahatlatmıştı. Bundan biraz yoksun olmak sanırım bu periyotlarda, bu pencerelerde siz antrenörleri çok daha fazla zorluyor. Evet. Çok haklısın. Tabii dönem dönem şimdi Melih ve Metecan da çok tecrübeli oyuncular. Yani bu isimlere onları da koyduğumuz zaman esasında yani oyunu iyi okuma, savunma tarafındaki tabii enerji her zaman yukarıda olmalı. İyi savunma yapılmalı ama oyunu hücum anlamında birbirini iyi bilen ve değerlendiren oyuncular. Özellikle aynı kulüpte de aynı sistem içerisinde oynayan oyuncularla bu geçişler milli takımda az idman yaptığınız için daha kolay oluyor. Yani ama Melih gibi, Metecan gibi bu anlamda o her takıma çok çabuk uyum sağlayacak tecrübedeki oyuncular da burada çok değerli. Fakat biz bunun ötesinde ritimden de uzaktık. Yani işte Burak'ın mesela ilk maçta oynadığı basketbolla ikinci maç arasında çok fark var. Evet. Metecan bize ilk maçta, Metecan burayı iki tarafı da, iki maçı da iyi geçti. Ama ilk maçta da boş atışlar kaçırdı. Ondan sonraki İngiltere maçında o da o ritmi buldu. Şimdi Tolga ilk maçta ne zamandır o düzey, bu çok kontağın olduğu bir maç bizim oyuncularımız için. Biraz daha onların görev dağılımı daha yüzeysel olduğu için kendi kulüp takımlarında. Oyuna girdiklerinde de hem hücum tarafında hem savunma tarafında milli takımda hep beklenti var yani. Hücumda işte üretmeniz lazım. Savunmada işte durdurmanız lazım. Burada daha çok kulüp takımlarında belli rollerde kullanılıyor oyuncular ve kısa sürelerde. O maçın verdiği yıpranmayla buradaki maçın verdiği yıpranma aynı değil yani. Tolga buradan etkilendi. O da değerli bir oyuncu bizim için. Yani bir tek işte Berk gibi, Doğuş gibi iki tane bizde kulüplerde de çok iyi oynayan. Milli takıma da geçen seneki pencerelerde mesela Berk çok büyük katkı sağlamıştı. Onlar biraz kötü geçirdiler ama takım genelde kötü olduğunda en fazla gardlar etkileniyor bu konuda. Bundan sonrası için inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen seneden farklı bir takımız yani. Alperen, Sertaç gibi orada iki tane de önemli uzun bize katkı sağlıyordu. Sadık bu sene çok iyi başlamasına rağmen sezon başında o da burada tam istediğimiz seviyede şey yapmadı, reaksiyon vermedi ama bizim için çok değerli oyuncu. Yani Furkan da aynı şekilde. Onların işte hem bütün uzun havuzumuza baktığımızda 5 tane, 6 tane aynı size'da Avrupa'da da çok az ülkenin sahip olduğu bir uzun havuzuna sahibiz. Yani buralarda çok da rol alacaklar. Gençler, onların inişleri, çıkışları kabul edilebilir ama benim maçtan sonra da söylediğim gibi o arkadaşlarla da giderken tekrar bir araya geldiğimizde milli takımla ilgili herkesin planının olması lazım. Yani planını derken milli takımı bütün kısa vadeli programları içerisine milli takımı yerleştirmek lazım. Biz bunun için gayret ediyoruz. Bu arkadaşlarla kamp öncesi bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çünkü dezavantaj bir şekilde. İki idmanla geldik yani. Onlara burayı anlatmaya çalışıyoruz ama onların da hazırlık yapması lazım. Yani kendi kulübünde oynamayan, kendi kulübünde bir rolü ve pozisyonu o anda olmayan oyuncu profesyonel bir dünya. Bu profesyonellik içerisinde başından kimse kimseye belli şeylerde, sözlerde bulunamıyor. Ama milli takım oyuncuların kendilerini göstermeleri, kendi kulüplerindeki koçları ikna etmeleri için de çok büyük bir yer. Yani orada da bu oyuncular orayı iyi, mesela Metecan eminim ki buradaki performansıyla farklı bir pencere açmıştır kendi koçunun gözünde. Buğra'nın da aynen. Yani burayı da oynamak ve buraya da hazır olmak biraz da oyuncuların da bunu kendi planlarının içerisine alması lazım ve
fiziksel anlamda hazır olmaları lazım. Anlıyorum, bütün oyuncularla, Türkiye'deki antrenörlerle, kulüplerle de ilgili bu konuda empati kuruyoruz. Zaten bu süreçte onların katkıları ve yardımları olmasa biz burayı yönetmekte çok daha zorlanırız. Ama bir şekilde milli takım da bu ülkede herkesin başarılı olmasını arzu ettiği ve bizden bir başarı beklediği bir yer. Bizler burada bir anlamda bir sürede buraya bir hizmette bulunuyoruz. Biz gittiğimizde başka insanlar da gelecek ama burada hep beraber milli takıma yardımcı olmamız lazım. Oyuncular gelirken burayı düşünmeli. İşte kulüpler bu anlamda desteğini, bugüne kadar gösterdikleri desteği de aynı şekilde yapabilecekleri şekilde yapmalı. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. İki kulübümüz zaten çok üst düzey bir organizasyon ve yapı içerisinde. Çok Türk, yani geçen sene işte Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olması, işte Fenerbahçe'nin bu anlamda her zaman Final Four'da şampiyonluğunun olması, orada mücadele etmesi çok önemli şeyler Türk basketbolu için, ama bunun da getirmiş olduğu sıkıntılar da var. İşte çok yabancılarının olması, bu oyuncuların bizim hizmet edecek, milli takıma hizmet edecek oyuncuların da hayatlarını zorlaştırıyor. Onun için bu süreçte milli takım, diğer Avrupa ülkelerinin milli takıma yaklaşımından daha farklı bir yaklaşım var bizim ülkemizde. Bu yaklaşımda bizim için milli takım daha bağlayıcı bir yer, yani hepimiz adına. Onun için bunlarda da bu süreç herkesin daha istekli ve milli takımı da kafalarının bir yerinde tutarak bütün ortak paydaşlar tarafından bu anlamda düşünülürse, o zaman işte başarısız olduğumuz zaman işte hata yapılan veya eksik işlemeyen parçalar değiştirilir, ama felsefe ve sistem hep milli takım üzerindeki bu şey korunduğu için devam ederek ileride iyi günler de gelir. Hocam, şimdi bahsettiğiniz şeyler arasında uzunlar, gençlerimiz de var. Orada aslında uzun yıllar sonra iyi bir jenerasyon, yani yenilenen bir uzun rotasyonu yakaladık. Oraya dönmek istiyorum. Berk'le Doğuş'tan da bahsetmiştiniz. Hani bu noktada biraz formsuz başladılar ilk mücadelede. O yüzden ikinci karşılaşmaya geçerken Shane Larkin takıma katılacaktı. Bu da tabii lüks. Yani Shane Larkin'inki, hele son zamanlarda EuroLeague'de de form grafiğinin yükselişi oraya gelirken size nasıl bir fikir veriyordu? Nasıl geçti orayı? Yani, tabii yani şimdi Türkiye'deki yabancı sayısının ligdeki gelmiş olduğu noktada bu kadar üst seviyede EuroLeague'de işte yapılan mücadelede, bu esasında Türk basketbolu için de bazı handikapları var. Yani Shane Larkin sonunda bir sonuç olarak ortaya çıkmış Türk basketbolunda ve onun da bu formayı giymedeki isteği, arzusu, bunun parçası olması ve bunu gerçekten gönülden istemesi. Yani biz onunla konuştuğumuzda da bir kere Kanada'daki şampiyonaya katılamadığı için orada çok üzüldü. Ve çok öncesinden bizde milli takım programı ile ilgili sürekli bize iletişim halinde oldu. O da bir şekilde burada kendi kişisel ve işte bulunduğu organizasyon hedeflerine milli takımda koymuş bir insan. Şu anda da milli takımın öyle bir oyuncuya, sahada yaratan bir oyuncuya ihtiyacı var yani. İnşallah biz bundan sonraki süreçte tabii ki çözümleri sürekli bu şekilde kolay, pratik şeylerle çözerek değil, daha kalıcı, işte buraya Türk basketbolunun oyuncu yetiştirmesi de önemli. Shane Larkin'in oynadığı gibi bir oyuncuyu da yetiştirmemiz çok önemli, ama geçmişten gelen bu sürecin devamında onun yaratıcılığı, onun sahadaki o liderliği bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Ve sadece skor atmak olarak değil, etrafını da oynatma adına oyunculara verdiği destek de önemli. Yani Timur Rahan ikinci karşılaşmada ilk maçtan çok daha farklı oynayabildi hocam aslında. Evet. Yani muhakkak Shane Larkin için çok güzel şeyler söylenir. Zaten söyleniyor kendi EuroLeague'de, ama burada esasında sıkıntılı, zor durumda olan bizim Türk oyuncularımız. O onlara da liderlik yapacaktır, ama onun katkısı kadar İşte Buğra'nın da katkısı çok önemli. Kaptan Melih'in katkısı önemli. Mete Can'ın katkısı
çok önemli. Yani orada o anlamda öyle oyuncuların da o işin içerisinde kimlik koyması çok önemli, değerli. Yani bu belki biz seviye olarak kendimizi çok iyi görebiliriz ama işte İngiltere takımı, Yunanistan da aynı sıkıntıları yaşıyor bizle. Onlar da o sahadaki kadroya 8 tane, 7 tane, 8 tane oyuncu katabilirler yani. Çok daha üst düzeyde. Onlar da aynı İngiltere'deki oyuncular ne kadar ritimliyse, onların oyuncuları da o kadar ritimsiz olduğu için Beyaz Usta'yı da belki kendi sahalarında yendiler ama çok zor bir maçın sonunda yendiler. Yani maçın son 4 dakikası. 2 sayıydı maç. Onun için kolay değil. Bu noktada bizler daha dezavantajlı durumdayız. Bu kadar yabancının az olduğu, bu kadar Türk oyuncunun kritik anlarda rol almadığı bir düzen içerisinde bizler biraz daha sıkıntılıyız diğer ülkelere göre. Onun için bizim bu süreci tabii ki yazın işte diğer oyuncular katıldığı zaman daha iyi geçme şansımız var ama buraları da yönetmek zorundayız. Burada da işte bu oyuncuların biraz önce dediğim gibi kendilerini çok iyi hazırlaması lazım bir takım. Yani hocam buraları yönetmeden o yaz dönemine gidilmiyor. Yani mesela evet. Slovenya Luka Doncic'le beraber orada olamayacak. Çünkü bu pencerede Doncic yokken orası aşılamıyor. En zor kısım hakikaten burası haline geldi zannediyorum milli takımda yönetmek için. Bilmiyorum ne söylersiniz? Evet, yani burada biz bunu Avrupa Şampiyonası eleme grubunda da yaşıyorduk. İşte Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Furkan'ı, Ömer Faruk'u, Cedi'yi hiç oynatamadan, oradan pencerelerde oynamadan gidememe ihtimalimiz de vardı. Bir şekilde o süreci geçen sene kazasız geçtik ama dediğiniz gibi yani bu esasında bu sistem içinde de kendine zarar veren bir sistem. Herkes Luka Doncic'i bir Avrupa Şampiyonası'nda görmek ister. Rakipleri belki görmek istemez ama neticede bu işin milli takımlar düzeyinde de insanların ilgisini ve sevgisini çekmesi için de bu tip oyuncuların oynaması lazım. Ama maalesef bu noktaya gelmiş bir sistem ve durum var. Bu gerçekten çok zorlayıcı bir durum. Yani oyuncular için de çok zorlayıcı. İşte iki maç, Euroleague'deki iki maç haftasında sonra alıyorsunuz iki maç oynayan oyuncu. Öncesinde de bir lig maçı oynamış oluyor. Üzerine iki tane de pencere maçı oynayıp tekrar bir Euroleague maçı ve Türkiye Ligi maçıyla geri dönüş yapıyor. Yani sakatlık anlamında da oyuncuları çok zorlayan, kulüp antrenörlerini zorlayan ve milli takım antrenörlerini de zorlayan ama bir şekilde hiç kimsenin faydalanmadığı bir düzen maalesef devam edip gidiyor bir şekilde ısrarlar yüzünden. Onun için bence bir an önce bir araya gelip bunun değişmesi lazım. Yani bu mantığı olmayan bir şey. Onun için bu organizasyon güzel olacaksa, sevilecekse o zaman en iyi oyuncuların gelip katıldığı, üst düzey oyuncuların gelip katıldığı bir organizasyon olmalı. Yoksa B milli takım veya o tecrübedeki organizasyonların seviyesinde kalacaksa o zaman bu başka organizasyonlar buradaki ilgi ve alakayı direkt üstüne çekecek yani. Peki hocam bahsettik Avrupa Şampiyonası zor bir süreçti ama oradaki bileti aldık. Şimdi oraya giderken de bu sezon işte siz oraya doğru aslında bu pencereleri de oraya hazırlık olarak görüyorsunuz mutlaka ki. Evet. Oraya dahil etmeye çalıştığınız genç oyuncular var. Sadık Emir Kabaca, Furkan Altalı uzunlarımız şu anda ki NBA'den gelecek isimleri yanında oradaki rotasyon. Burada bu sene kadro seçimini yaparken Avrupa Şampiyonası'nın varlığı sizin oradaki kararlarınızın ne neticede etkiliyor? Tabii bir tek şey bu kadar dezavantajı olduğunu saydık bu yeni sistemin ama yani avantajı da işte oyuncu havuzunu biraz daha genişletip oradan da tecrübe kazanıyor arkadaşlar. Yani bizim bu anlamda geçen sene de hiç milli takımlarda oynamamış 6-7 tane oyuncuyu veya çok az süre rol almış oyuncuyu ekledik buraya. Şimdi bunları Erten Gazi'yi de sayabiliriz. O da bana göre çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. O da kalite olarak, belki tecrübe olarak değil ama kalite olarak
bu kadronun içerisinde, geniş kadronun içerisinde olabileceğini gösterdi. Bunlar tabii heyecan verici ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani işte Sadık Kabaca bir sene oldu bizle beraber. B milli takım dahil olmak üzere Ağustos'ta yaptığımız kampta Furkan da o da hep beraber vakit geçirdik. Onların da artık bu anlamda aşama yapmaları için önemli bir eşik. Lige de iyi başladı Sadık kendi kulübünde. Furkan geçen sezonu bence iyi geçirdi. Ama bu işin üst düzeyde, milli takımlar düzeyinde daha fark yaratacak şekilde bu oyuncuların bir kademe daha kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani bu teknik anlamdan daha çok mental anlamda hem daha özgüvenle hem de sahadaki kararlarda çok daha az hata yaparak çok daha bu iş içerisinde iş çözücü, çözüm bulucu bir şekilde karar verici konumda daha iyi olmaları lazım. Bu süreç değerli, bir araya getiriyorsunuz ama seviye aynı kaldığı zaman bir süre sonra da geriye gidiş oluyor. Onun için bence müthiş bir şey var. Ama bizim ihtiyacımız olan bir seviyenin üzerindeki oyuncular. Yani o seviyenin üzeri aşılması lazım. Hocam tabii ben hep bahsediyorum orada. Aslında bizim turnuva kadrosu, biraz da bahsettik. Hani isimleri bulduğumuz zaman iyi bir kadroya sahibiz Avrupa'da diye. Şimdi bakınca Cedi bu sene çok formda. Furkan öyle takımında çok önemli rollere sahipler. Alperen gerçekten bütün NBA'de dikkat çeken bir çaylak sezonu geçiriyor. Ömer Faruk orada kendine bir kontrat da buldu. Kısa bir dönemlik fırsatı eline geçirip oradaki isimleri nasıl görüyorsunuz? Yani bunlar milli takıma çok değerli katkı verebilecek oyuncular ve sezonu da iyi geçiriyorlar. Bu arkadaşlarla biz Kanada'da bir araya geldik. Bir kere hepsi çok değerli arkadaşlar. Yani o kadro önemli bir kadroydu. Orada işte bir tek şeyin yoktu. Berk de oyun kurucu pozisyonda olduğu için söylüyorum. İkisinin birden sakat olması biraz organizasyonunda bize sıkıntı yaşadı ama sahada potansiyel olarak işte Çekya maçının genelinde dönem dönem işlerin kötü gittiği yerden sonra inişlerin sonrasındaki reaksiyonlar ve çıkışlarda oynanan basketbolun yarattığı fark, işte Yunanistan maçının iyi anları, kötü anları da esasında değerlendirilen ama bir şekilde basketbolumuzu bir seviyeye çıkardığımız zaman değerli bir takımız. Yani, tabii ki çok güçlü takımlar var. Baktığın zaman Fransa milli takımı, Sırbistan, İspanya. Ama bizim bu takımımızla eğer biraz beraber, çünkü şey çok zor. Farklı alışkanlıklardan gelen, liglerde gelen oyuncularla Avrupa takımlarıyla oynamak, milli takımlar düzeyinde oynamak kolay değil. Şimdi milli takımlarda ne kadar NBA oyuncusu oynattığınız önemli değil. Belli sayıda sahada liderlik yapan ama beraber oynama alışkanlığı ve becerisi olan takımı kurmak çok önemli. Yani burada işte baktığınız zaman Arjantin gibi takımlar, Slovenya gibi takımlar, yani onların esasında çözümleri milli takımlar düzeyinde daha gerçekçi çözümler. İsimler üzerinden konuştuğumuzda işte hayal kırıklıkları yaşayan ülkelerde bizler de yaşıyoruz, kendi seviyemizin altını düşüyoruz ama işte Sırbistan'ın yaşadığı birçok oyuncunun da bazen işte İspanya'nın yaşadığı dönem dönem onların yaşadığı sıkıntılar da bir anda o kadar oyuncuyla oynayabilmek ve doğru basketbolu sahada görev paylaşımı yapmak da kolay değil. Ama ben bunları yapabileceğimizi görüyorum bu kadroda. Çünkü oyuncularımız... Hocam Avrupa basketbolunun genelinde mesela İspanya'da da çok ciddi bir jenerasyon değişikliği var artık. Evet. Yani hani o yüzden bu dönem belki de çok farklı bir sorumluluk düşüyor üzerinize. Evet. İşte onu ben Kanada'da da söylemiştim. Belki o zaman da kendimi de iyi ifade edemedim ama... Tecrübeden kastım tecrübeli bir takım olmak, yani beraber oyun tecrübemiz bizim eksik. Yani o farklı kültürdeki basketbolu, çünkü bir alışkanlık haline geliyor. Şimdi NBA'ye giden oyuncuların
oradaki basketbol alışkanlıklarını Avrupa basketboluna çevirip hep beraber bizim çok kısa sürede bunu yapmakta zorlanıyoruz. Daha kolay çözümlerle işi akışkan hale getirmek için daha basitleştiriyoruz işi ama başarılı olmak için biraz eğer işte NBA'den 12 tane oyuncuyu getirmiş bir Amerika milli takımı sonunda o bireysel yeteneklerin alışkanlıklarıyla beraber bir çözüm oluşturabiliyor. Ama bizim takımca çözüm bulmamız lazım. Onun için de bunun için biraz daha zaman geçirmek gerekecek. Ve ben o arkadaşlarla zaman geçirdiğimizde hem onların karakter ve kimlik olarak hem de yetenek olarak kendi ülke basketbolumuzun oyun tarzını oluşturacağımızı düşünüyorum. Ama işte Shane'in onlarla beraber idman yapması lazım. Yani o zaman Türk milli takımı her takım için büyük tehdit oluşturacak. Her takımı yenebilecek bir takım olabiliriz. Ama bunun için de o parçaların tamam olması lazım. Biraz da vakit geçirmemiz lazım. Bu yaz o süreçte öyle bir vaktimiz olacak. İnşallah arkadaşlar da o istek ve arzuyla oraya geldiği zaman yani günümüz basketbolunda işte o zaman o süreç oluşuyor ama oyuncuları bir araya getirmek en büyük zorluk. Yani siz daha işinizi yapmanız gereken yerde daha öncesinde o takım oluşmadığından işinizi de yapamıyorsunuz doğru dürüst. İnşallah o takımı sağlıklı bir şekilde bir araya getiririz. İnşallah o süreçte arkadaşlarımızla da paylaştık bunu. O süreç bizim için önemli. Özveriyle daha fazla bir arada olmamız lazım. Süre geçirmemiz lazım. Onlar da o özveriyi ortaya koyarlarsa sonunda bizim de ülkemizi mutlu edecek bir milli takım oluştururuz. Hocam ben biraz erkenden heyecanlandım Avrupa Şampiyonası için ama tabii salonda gördüğüm atmosfer de beni biraz bu havaya soktu. Ben biraz bunu da sormak istiyorum. Büyük Britanya maçında yani uzun zaman sonra seyirciyle beraber oynadınız. Gerçekten şahane bir atmosfer vardı. Yani insanların da milli takımı izlemeyi özlediğini gördüm. Nasıl hissettiniz? Ya, tabii bizim için de mutluluk verici. Çünkü şunu hissediyorsunuz yani seyirci olmadığı zaman işte milli takım o fanuslarda oynadığı zaman milli takımın belli bir kesimin takip ettiği bir sadece organizasyon olarak kalıyor. Ve öncelik sırasında işte o diğer liglerin arkasında kalıyor. Ama bu iş salonun kapılarını açtığınız zaman bir de bu kadar yakından takip etmeyen milli takımı görmek için işte Türk milli takımını orada sahada seyretmek için maçın o heyecanını yaşamak isteyen insanlar geliyor. Biz onlara da ulaşmamız lazım. Yani sadece bu işin aşırı yakından takip edenlere değil geneline Türkiye'de ulaşmak da lazım. Milli takım bunun için bir araç. Milli takım iyi olduğu zaman Türk basketbolu daha güçleniyor ülke içerisinde. Daha çok yayılıyor. Bir de milli takım herkesin takımı yani milli takım Türkiye Basketbol Federasyonu'nun takımı değil yani milli takım kulüplerin de takımı. Milli takım burada hizmet etmiş herkesin takımı. Hizmet eden ve daha öncesinde hizmet etmiş. Her taraftarın, her kulüp taraftarın, camia taraftarının da takımı. Biraz sahada oraya çıktığınız zaman o seyirci de geldiği zaman direkt olarak insanlar İşte o ayrışmalardan çıkıp milli takım etrafında bir araya gelebiliyor. Bu da bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Onun için bunu görmek, kazanırken ve o insanların o keyfini gördüğünüz zaman hoşunuza gidiyor. Ve geri dönüşler milli takımda, çünkü sizin diğer camia kulüpleri biri kazandığı zaman diğeri kazandığına üzülen bir rakibi olmuş oluyor. Ama buna bütün Türkiye seviniyor kazandığı zaman. Onun için biz bu sorumluluğun da hissetmemiz, varmamız ve sahanın içinde de bu desteği almamız olayı çok değiştiriyor. Ama ben daha önceden de söyledim hep, milli takımın dışarıda da maç kazanması lazım. Milli takımı sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, milli takım basketbol seviyesini oraya çekmesi lazım. Çünkü içeride sorunu çözecek arkada çok büyük bir destek var. Ama iyi bir takım olmak istiyorsanız o desteği her zaman kendi ülkenizde hissederken dışarıda da kapasitenizi ve kalitenizi kullanmanız gerekiyor.
Hocam o galibiyeti salonda sizlerle paylaşabilmek çok güzeldi. O seyircilerden biri olabilmek benim için çok keyifliydi. Umuyorum bir sonraki pencerede de hem içeride hem dışarıda benzer atmosferleri yakalama şansımız olur. Orayı çok kısa sorup o zaman kapatayım. Bir sonraki pencere için neler söyleyebiliriz? Şimdi çok erken, oraya oyuncular nasıl gidecek? Tabii bunları düşünebilmek, tahmin edebilmek çok güç ama burada elemeleri geçen seneden daha rahat atlatmak için ne hedefliyorsunuz? Şimdi şunu hatırlatayım. Bu gruptan çıkarsak bir grup daha oynayacağız Dünya Kupası elemelerinde. Orada da Sırbistan ve Belçika gibi ve Estonya gibi takımlar var. Yani gözüken şu anda oradan gelebilecek 3 takım. Tabii ki şu anda kendi grubumuzda ilk 3'e girmemiz lazım. Ama ilk 3'e girerken de kazandığımız her maç, aldığımız galibiyeti taşıyoruz. Şimdi önümüzde Şubat'ta 2 tane Yunanistan maçı var. Tabii bizim aramızda oynadığımız maçlar iki ülke arasından çok önemsenen maçlar. Onun için iki maç zor maç ama iki taraf için de zor maç. Ama bu iki maçı biz kazanmak istiyoruz öbür gruba bir avantajla girebilmek için, bu galibiyetleri taşıyabilmek için. Onun için çok önemli bir süreç bizim için. Şimdiden ne konuşsak? Maalesef bunu kulüp takımı gibi programlamadığımız için, programlayamadığımız için işte bu süreci inşallah oyuncuları sağlıklı alırsak, inşallah Euroleague ile ilgili giden gelen trafiğinde bir sıkıntı yaşamazsak, bu en son pazar günü İngiltere'ye karşı oynayan takımın gelmiş olduğu, işte yakaladığı o seviye bence burada da aynı kadroyla gittiğimizde üzerine koyarak daha iyi bir hale gelecek. İnşallah tekrardan böyle güzel galibiyetlerle bu ilk süreci yaza kadar atlatırız. İnşallah hocam. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Konuşabilmek çok güzel maçların hemen ardından. Bakalım Şubat'ta bizi neler bekliyor. Orada da yine arayı kapatırız. Neler olduğunu konuşuruz umarım ki. İnşallah. Milli takım baş antrenörümüz Koç Orhun Ene bizimle birlikteydi. Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde ilk pencerede iki karşılaşma geride bıraktı. Bundan sonra iki mücadele de Şubat'ta olacak. Bakalım bizi bu süreçte neler bekliyor. Ancak burada ilk pencere sonrasındaki sohbetimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.